Roblox korku hikayesi anlatmadan önce kanalıma abone ol, videoyu beğen ve bildirimlerini aç lütfen. Hazırsan başlıyorum. Roblox'ta yeni bir oyun oynamaya başladım. Adı The Haunted School idi. Oyunun açıklamasında, bu lanetli okulda neler oluyor? Okulun eski öğrencileri ve öğretmenleri neden hayalet olarak dolaşıyor? Okulun karanlık geçmişini ortaya çıkarabilir misin? Ama dikkatli ol, okulda seni bekleyen tehlikeler var, yazıyordu. Oyunun resmi de çok korkutucuydu. Eski ve yıkık bir okul binası, kanlı duvar yazıları, soluk yüzlü hayaletler ve kırık pencereler vardı. Oyunu cesaretimi toplayarak başlattım. Oyunun yüklenmesi biraz zaman aldı. Sonunda oyun açıldı ve kendimi okulun bahçesinde buldum. Etrafımda başka oyuncular da vardı. Hepimiz farklı karakterler seçmiştik. Ben bir erkek karakter seçmiştim. Adım da Jack idi. Oyunun grafikleri çok kaliteli ve gerçekçiydi. Okulun bahçesi çok bakımsız ve pis görünüyordu. Çimler uzamış, çiçekler solmuş, ağaçlar kurumuştu. Okul binası ise çok eski ve harap görünüyordu. Duvarlar çatlamış, boyalar dökülmüş, camlar kırılmıştı. Okula girmek için kapıya doğru yürüdüm. Kapının üzerinde, "Girmeye cesaretin var mı?" yazıyordu. Okulun atmosferi çok ürkütücü ve kasvetliydi. Okuldan gelen sesler, rüzgarın uğultusu ve kapının gıcırdaması kulaklarımda çınlayarak beni tedirgin etti. Okula girdiğimde, karşımda geniş bir hol gördüm. Holün duvarlarında eski fotoğraflar, ödüller ve afişler vardı. Holün sonunda ise sarı saçlı ve mavi gözlü bir kız gördüm. Kız bana bakıyordu. Kızın elinde ise parlak yeşil bir defter tutuyordu. Kız bana gülümsedi ve, "Merhaba, benim adım Amy. Sen de benim gibi bir dedektif misin? Bu okulda çok ilginç şeyler var. Ama dikkatli olmalısın, burası çok tehlikeli," dedi. Amy'nin sesi çok tatlı ve neşeliydi, ama gözleri çok üzgün ve korkuluydu. Bana neden defter tuttuğunu sormak istedim, ama cesaret edemedim. Amy devam etti, "Bu okulda bir sır var. Bu okulun eski müdürü olan Bay Roberts, çok zeki ve saygın bir adamdı. Ama aynı zamanda çok katı ve zalimdi. Bir gün, okuldaki bazı öğrencileri ve öğretmenleri öldürdüğü söylendi. Ama cesetleri hiç bulunamadı. Bay Roberts da bir süre sonra ortadan kayboldu. Bazıları onun da öldürüldüğünü, bazıları ise onun kaçtığını söyledi. Ama gerçek ne? Bu sır perdesini aralamak istemez misin?" Amy'nin anlattıkları beni çok şaşırttı ve meraklandırdı. Bu okulda neler olmuştu? Bay Roberts'un öldürdüğü öğrencilerin ve öğretmenlerin cesetleri neredeydi? Bay Roberts ne yapmıştı? Ve Amy kimdi? Bu soruların cevaplarını bulmak istedim. Amy bana elini uzattı ve, "Gel, sana okulu gezdireyim," dedi. Onun elini tutmaktan çekindim, ama meraktan da vazgeçemedim. Onun peşinden gittim ve okulun içindeki maceraya atıldım. Okulu gezerken, her sınıfta farklı olaylarla karşılaştık. Bazı sınıflarda hayaletler, bazı sınıflarda kan izleri, bazı sınıflarda ise bulmacalar vardı. Amy bana her seferinde yardım etti ve bana ipuçları verdi. Ama aynı zamanda bana tuhaf şeyler de söyledi. Mesela bir sınıfta, tahtada kanla yazılmış, "Seni özledim," yazısını gördük. Amy bana dönüp, "Bu yazıyı ben yazdım. Seni özledim," dedi. Başka bir sınıfta, bir dolabın içinde bir erkek cesedi gördük. Amy bana, "Bu erkek benim erkek arkadaşım. Onu Bay Roberts öldürdü," dedi. Bir başka sınıfta ise, bir projeksiyon makinesi önünde durduk. Projeksiyon makinesi çalıştı ve duvara bir video yansıttı. Videoda Amy'nin yüzü yoktu, sadece saçları ve gözleri vardı. Amy bana, "Bu video benim sırrımı gösteriyor. Ben aslında yokum. Sadece senin hayal gücünün bir ürünüyüm," dedi. Amy'nin sözleri beni çok korkuttu ve şaşırttı. Onun ne demek istediğini anlayamadım. Onun gerçek olmadığını mı söylüyordu? O zaman ben neredeydim? Bu oyun gerçek miydi? Amy bana gülümsedi ve, "Merak etme, sana zarar vermek istemiyorum. Sadece seninle oynamak istiyorum. Ama oyunumuzun sonuna geldik. Artık sana gerçeği gösterebilirim," dedi. Amy elindeki defteri kaldırdı ve bana doğru fırlattı.